Türkiye'de yaşayan, dünyada yaşayan tüm insanoğlu, Ademoğlu neyse. Şimdi sizlere kahve yapımını göstereceğiz. Bu kahve bildiğiniz kahve değil. Nasıl bir kahve İsmail abi? Bu sodalı kahve. Sodalı. Sodalı kahve, çok güzel kahve. Öyle hani kızınız istersiniz, eve gidersiniz, kızlar kahve yapar. Onlara 50 çeker. 50 çeker. İlk evvela... Sodalı kahve derken soda kahveye mi lezzet verecek, sodaya ayrıyeten mi içeceğiz? Yok. Sodayla kahve içeriği bir olacak. İçeriği bir olacak. İlk evvela... Şimdi soda... nereden kaldık? Sodaya nereden geldin ya? Bunu şaşırıyorum. Bir dakika. Tamam durdum. Kahve yaparken cep telefonlarını çıkaracağız. Niye? Abi, radyasyon kahveyi bozar. Lezzetine mi? Lezzetine etki eder. Atacaksın abi cep telefonunu. Neyse atmayalım para verdi. Atmayalım abi, kenara koyalım. Şimdi atalım abi. Yavaştan. Şimdi açıklıyoruz. Malzemelerimiz ne? Malzemelerimizi açıklıyoruz. Efendim, şu bizim Beypazarı sodası. Şimdi reklam yapıyoruz ama bir şişede bir... Ne Beypazarı abi? Abi bu kaynaktan çıkıyor. Yapay değil bu. Doğal. Bu doğal. Peki. Şimdi bu Beypazarı sodalarımız. Efendim şu da bizim meşhur kuru kahveci Mehmet Efendi. 1871. Yani dedemden de eski bu. Özellikle bu kahve mi? Özellikle bu kahve. Bu kahvenin tadı başka yerde yok. Damla sakızı, bilmem ne, hiç hikaye hikaye. Atınlamış o kadar. Efendim. Peki abi. Şu nedir abi? Şimdi abi bu hibiskus aslında. Şu nar çiçeği de deniyor. Mis gibi kokar bu. Şu hibiskuslu yapacaktım ama sizlerin ağız tadı değişmesin diye bunu bir... Bakabilir miyim abi? Bak. Sonra yapacağız. Bunu çiğnedikçe ağzına tat gelir. Bu grip yapmaz adamı. Bunu... Bu böyle mi yeniyor? Kaynatılır. Yok, bunu kaynatılır. Bu portakal kabuğuyla kaynatılırsa... Suyunu hiç içeri. Grip yapmaz. Evet. O ayrı bir şey. Onu bir anlatırız. Şimdi efendim bunu yaptık. Da bu ne? Bunun içine koyalım. Abi niye koyuyorsunuz? Bu bardak... Plastik bardak, boru gibi bu ne? Bu olmaz. Abi günümüzün sağlık dedikleri bardaklar işte. Abi bu kanser yapar. Sen hiç dinlemiyor musun? Erkan Topuz muydu? Kanser yapar, bunu at abi. Bu cam bardak, abi, cam. O zaman şöyle. Cam abi, bak. Bak. Malzemelerden çıkardık abi. Çıkar. Şimdi abi geldik kahvemize. Şimdi... Şeyi bir açacağız sodayı. Açalım abi. Nasıl açalım? Yardımcı olayım. Ol abi sen. Buyur abi. Vay anam vay, nereden bu okmayı tatlı. Efendim şunu nasıl açacağız? Abi buna da ben yardımcı olayım. Ola. Şimdi efendim sevgili seyirciler, sodamızı döküyoruz. Döktük. Evet, kahvemizin kokusu da döktük. Harika. Efendim Beypazarı sodasını döktük. Döktük özellikle. Abi. Şimdi kahvemizden bir kaşık şöyle dolu dolu. Gıntır değil yani. Attık. Sodamızı... Şimdi bakın nasıl döküyorum bak. Bak 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 bak. Allah yere de döktü. Şimdi karıştıracağız. Abi peki sodalı kahve bir yöreye özgü mü? İsmail Varla Türk özgü. Yani Gerede'nin... Evet Gerede'nin özel kahvesi. Bak. Bunu karıştıracaksın. Şimdi yeni gelinler falan var ya, ayıptır söylemesi. Kahve yapmayı bilmeyen gelinler. Yok, hiç kahve yapmasını bilmez. Niye? Karıştırmaz kahveyi. Eli yorulur. Eline kırak girer fazla karıştırınca. Bunu karıştıracağım. Peki abi ne ölçüde kattın? Onu da açıklayalım. Abi şimdi şu ikinci kaşık dolu dolu. Evet. Abi bunun yarısını döktük, diğer yarısını da döküyoruz. Evet abi. Şu birinci. Bak abi şimdi bak şöyle görebiliyor musun? Bak. Abi, kopuracak. Pişmiş gibi renk verdi zaten. Abi yani. Kopuracak bu. Abi biraz geç olur ama kahve iyi olur. Evet. Şöyle kameraya da bir gösterelim. Görebiliyor musun kamerayı? Evet, bir göster. İsmail Varlı Türk lezzeti yaşayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görebiliyorsak gayet güzel. Buyurun İsmail Bey. Abi az daha karıştıracağız. Şimdi ben bunu eskiden Osmanlı'da kahveler kum ocağında biterdi.
Şimdi şöyle bir ocak olurdu kumaca. Evet. Ondan sonra kahve koyarlardı. Bir kahve 5-6 saatte. Şimdi bu kahvemiz kıvrıyor. Abi şu birinci şey. Yine şöyle edelim. Bakın ikinciyi yapıyoruz. Şöyle yine döküyorum. Bak kendiliğinden köpürdü bak. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Nereden biliyorum? Devamlı köpürüyor bak. 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 Evet pişmiş köpüğünü veriyor. Veriyor. Şimdi tekrar yarısını döküyoruz. İşte abi bak taşacak. Azmon sular gibi maşallah taşacak bak. Yani bunu senin evde anan da yapmaz. Uğur Bey, vallahi anan da yapmaz. Vallahi ben ilk defa duyuyorum sodalı kahve. İlk defa damak tadını almış olacağız. Şimdi ikinci mevzuya geçtik. Üçüncü mevzuya pardon. Şimdi artık sona gördün mü bak nasıl ayarladım. Yani bir şişe Beypazarı sodasından 3 kişilik bir servis çıkartabiliyoruz. Servis çıktı. Şunları bir... Bunları kenara koyduk. Şimdi tekrar bir dolu attık. Abi biraz uzun oldu ama. O zaman şöyle diyelim mi abi? 3 kişilik bir servis için 3 fincanlık soda, 3 dolu dolu kaşık kuru kahve. Kuru kahve. Bak. Bak abi işte görüyorum. Tarifimiz doğru oldu mu? Tarif çok doğru. Tamam abi. Evet, evet. Abi şimdi sen... Evet abi, ne istiyorsun? Sobayı bir yak, pardon. Sobayı... Tüpü yak abi. Gene de havalar soğuk. Şöyle geçelim. Bu alıştık. Abi bu dördüncü kahvemiz. Biraz daha kısalım değil mi? Şöyle iyi mi? İyi. Şimdi bu da bu. Yalnız Uğur Bey burada biz bir az bir hata yaptık. Ne gibi? Bir soda daha açsın. Tabii. Çünkü bu kaynayınca hafif çekecek. Pantol gibi. Allah. Abi eyvah. Neyse. Abi biraz heyecan oldu. Olsun. Heyecan olacak tabii. Şimdi az da yarım atacağız. Çünkü su kaynayınca çeker. Hani kahvenin içine mi işleyecek yani? Tabii. Otobüs suya düşmüş de çekmiş minibüs olmuş. Onun hesap bu da. Güzel bir benzetme. Bak abi şimdi. Şimdi koyduk. Peki abi burada su koyduk. Suyla işimiz yok mu? Abi su olmaz. Su şeyle içerken. Şimdi ateşin tarına bakalım. Tarı iyi. Efendim bu da bir su. O zaman şimdi bardaklarımıza dolduralım. Doldur abi. Hemen alalım. Şöyle. Şöyle alayım. Dökmeyelim. Şöyle alayım. Al. Şimdi... Gerede'nin özel kahvesi. Bunu genç kızlarımız yapsın. Kocaları istemezse gelsinler ne derlerse desinler yeni. Abi suyumuz Gerede'nin kaynak suları mı? Kaynak suya. Gerede'nin dağlarından gelir. Gerede'nin meşhur suları diyoruz yani. Tabi suları. Abi bu memlekette yaşayan niye kanser verem olmuyor? Dizanteli, kolera, veba. Hiçbir şey olmuyor. Hava temiz, hava su temiz, her şey temiz. İnsanları temiz. Evet. Bak şimdi az bir kaynatacağız. Şöyle fincanlarımızı hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Biz bunu şekersiz yaptık. Dileyen olursa şekerli yapabilir. Tabii. Bak abi bak nasıl kaynıyor. Bak şimdi. Bak. Çöküyor bak. Niye çöküyor? Kahve kendine geliyor. Çöküyor. Yani... Peki bunda Mehmet Efendi kahvesinin bak, faktörü var mı? Var. Bak abi şimdi çöktü. Hafif ben aldım. Şimdi benimki kahvede böyle tek tek koymam ben. Döküveririm. Niye? Benimki bol köpüklü. Hepsine yayılacak yani. Ya. Benim kahvemde fal bakamazsın. Niye? İşte mi? Gerçekten biraz daha yakın çekelim. Kahvenin ne kadar aşağı çektiğini. Köpüğün bak köpüğün ne kadar yoğun çıktığını. Yani bu da gelin adayı kızlarımıza bir örnek olsun. Gerçekten köpük için uğraşmalarına gerek yok. Niye yok? Bu Varlı Türk kahvesi, Gerede kahvesi. Varlı Türk'e özel.
Şimdi benim kahvemde bal bakılmaz Murat Bey. Niye bakılmaz? Dibinde tortu olmaz. Adam kahveyi çevirir, neyse halim, odur halim filan evet, diye böyle evet. bir şey yapar. Bizde öyle fazlalık, okçuluk bilmem ne yok. Dibine oturmuyor yani. Oturmaz. Kahveyi de yıkamana gerek yok içtiğin zaman. Koy ver. Kendi yıkanır zaten sodalı kahve. Abi gerçekten bak. Köpüğü ilginç oldu. Abi köpüğü şimdi biraz daha güzel. Kaynatacağız bunu. Böyle geçeyim. Bak bunu biraz ateşini kaynattık. Abi bayağı çekti. Çekecek daha kaynayacak. İyi kahve çok kaynar. İlave yapacağız mı? Yok yok yapmayacağız. Yetecek yani. Yetecek bak. Bak şimdi taşmak üzere hemen şöyle bir kısı verdin. Şöyle taşarken biraz karıştırıvereceksin. Karıştıracaksın. Karıştır. Eyvah. Taştı abi kahve taştı. Taşmadı tam sınırda. İşte bu. Gayet kıvamını buldu herhalde. Evet gördünüz kahve. Bak hiç taştım abi. Peki İsmail Bey genelde kahve takla attı mı? Köpüğü takla attığı zaman tadı bozulur derler. Sodalı kahvede yok mu? Yok öyle bir şey yok. Bak şimdi. Baya baya takla attı kahve. Attı. Bak şimdi çöktü. Çöküyor. Bak, çöktü. Şimdi efendim bu kahvemizi ağız tadıyla içebiliriz. Evet ben alayım isterseniz. Ne istiyorsanız benden. Şöyle yakın tutayım sizle. Bak köpüğe bir bak kardeşim. Gördün mü? Gerçekten köpük gayet güzel yayıldı. Bak şu köpüğe bir bak abi. Şöyle vereyim. Bak birincisi ikinciye bak. İkincide daha çok köpük oldu. Bir bak. Yani böyle üçüncüde filan köpük yapan böyle çıkmaz. Evet. Gerede lezzetlerimizden sodalı kahve İsmail Varlıtürk eliyle geldi abi. Bu da yeni bir damak tadımız. Bakalım nasıl olacak. Buyurun abi. İlk evvela kameramız şu. Önce misafirimize ikram edelim kahvemizi. İkram edelim. Hacı abi şöyle. Sağ ol. Elinize sağlık. Şöyle bakalım. Ben de ilk tatmış olacağım sizin. İnşallah. Sonra kahve. Bu arada yorumunuzu bir. İlk önce İlk evvela bismillah diyeceksiniz. Bakın şu köpüğe. Bir bak köpüğe bir bak. Sevgili kameramanımız ne yapacak? İsmail Bey siz... Biraz acı olabilir yalnız, şeker katmadım. Evet, şeker yandım ama... Yok, normal kahvenin acılığını vermemiş. Öyle değil İsterseniz mi? İsterseniz bakın şeker katabilir. Sodanın tadı hiç kalmamış bunda. Sodanın kalmaz. Şimdi bunu da tek biraz daha kaynatacaktık, karıştıracaktık. Ama... Bu kameraya çekildiği için. Kahveyi yumuşatmamış mı acaba? Çok gayet yumuşamış. Gayet yumuşak, evet. Şekersiz olmasına rağmen şeker... Hiç yokluğunu hissetmiyorum. Sodadan efekt kalmamış. Nasıl? Bir de ben içeyim. Şöyle. Oh be. Biraz fal çıkacağım. Fal çıkarsa... Şimdi bu kahvede tek bir hatamız olmuş. Biraz daha kaynayacaktı bu kahvemiz. Acaba tüpün ayarını mı fazla açtık? Açtık. Niye açtık? Erken olsun diye. Çünkü çok... Yavaş yaparsak 2 saatte yapamayız. Yani bu kahve aslında tam yarım saatte olur. Ama gerçekten bu tarifi yapacak arkadaşlara tavsiyem hiç şeker kullanmasınlar. Şeker ihtiyacını gerçekten hiç hissetmiyorsunuz. Şeker ihtiyacı ağır mı? Normal kahve evet. Şeker siz bunu içemezsiniz sadece. Evet, acı bir tat alıyoruz normalde ama bunda gayet yumuşak bir lezzet var. Abi bak şöyle bir de su içeceksin ara sıra. Evet, gelin adaylarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz. Kaynana ve kayınpeder adayları için ön tecrübe herhalde değil mi? Evet, şimdi bu kahve gelin adaylarımız bilhassa sodalı kahve ikramesinden sözlülerine, nişanlılarına neyse. Tuzlu kahveden ziyade sodalı diyor. Evet, yani. Adam bir baksın ya bu kahve yapıyor, bu hanım iyi desin. Değil mi? Vallahi öyle. Bunu kimse yapıvermez. Bu kahveyi... Ben ilk defa böyle bir lezzet alıyorum. Çünkü sodalı kahveyi ilk defa duydum. Yapılışını da ilk defa gördüm. Şimdi Uğur kardeşim burada tek hatamız biraz daha fazla karıştırıp biraz daha kısık ateşte yapacaklar. Evet. Biz niye acele ettik?
yayınlanması için acele ettik. Şimdi ben kahve içeceğim. Kahvenin dibini göstereceğim. Evet, biz arkadaşlara malzemelerimizi bir daha sayalım. Özellikle dedik Beypazarı sodamızı. Çünkü neden? İsmail Bey'in demesinde doğal. Kaynaktan hiçbir çıkıyor. Kaynak, hiçbir ek kaynak yok. Tamamen doğal mineral. Sonra ne dedik? Kuru kahveci Mehmet Efendi kahvesi dedik özellikle. Çünkü yılların vermiş olduğu tecrübe lezzeti. Evet. Ve gördüğünüz gibi sodamızla yapılan kahvemiz gayet hoş bir lezzet. Evet, şimdi bakın kahvede en önemli olaya geldik. Herkes fal bakar değil mi? Evet. Bak bakan bir fal. Evet, gerçekten dediğiniz gibi kenara koyulabilecek bir fincan oldu. Ya suyu tutuver. Yani nerede tortu? Ben kahvenin gramını ziyan etmem. Gramını. Gramını ziyan etmem. Bakın. Evet. Bakın. Evet, gerçekten ilginç. Adam bunun dibini içemez. Ağzı burnu mayışır. Evet, tortusuz fazla olmaz çünkü. Bak. Ama evet, bir ilki de görmüş olduk arkadaşlar. Pek bir şey kalmadı açıkçası. Abi fal bakılmaz. Fal zaten günah. Günahtır değil mi? Günah. Neymiş? Beş vaktada da evlenecek. Para çıkacak. Seni kuş yukan köpek kovaladı. Ya kardeşim herkesi köpek kovaladı. Ondan sonra adam diyor ki yağmura yakalanmışsın. Allah aşkına kim yağmura yakalanmadı? Senin miden ağrımış. Peki İsmail Bey, buna Gerede'nin yöresel lezzeti diyelim mi? Evet, yöresel lezzeti. Bu Gerede'nin özel sodalı kahvesi. Bunu çoğu kimse bilmez. Belki de evet, çünkü Gerede tanıtım filmlerinde hiç rastlamadık sodalı kahve yapımına. Evet, yani bu özeldir. Bakın, burada gramını ziyan etmiyoruz. İşte gördünüz. Evet. Yani şimdi biz hem tecrübeli kahve bu. Evet. Yani böyle bir içen hayret eder. Hem de böyle lezzetli. Evet, lezzetine gerçekten diyecek bir kahve. Bakın bu şekersiz. Şekersiz kahve kimse içemez. Ben içemem. Ama, şahsen ben içemem ama. Bakın şekerlerimiz de burada. Hiç katmadık. Ben bir saat önce hanımefendi bir kahve içtim. Orta şekerli, şekersiz içerim ben yine. Orta şekerli. Yaptığım halde acıydı. Buna şekersiz, buna daha tatlı. Evet evet. Şimdi bunun amacı çok karıştırma. Çok karıştırınca sodanın mineralleri kahveye geçiyor. Kahveyi şekerli yapıyor. Yani şeker ihtiyacını azaltıyor. Mesela bilhassa şeker hastaları rahatlıkla içebilir. Bunun sağlıklı bir şekerde şeker hastalığı evet. Kullanması, hani şeker kullanmayı içmesi kolay. Başka sağlık yönden bunun ne gibi bir özelliği var? Şimdi kahve adamı güzelleştirir. Bu kahvede içtiğiniz zaman uykunuz gelir. Aslında bunu işte o. Tabii. Normalde kahve uykuyu açar. Uykuyu açar. Bu uykuyu getirir. Çay, kahve uykuyu açar normalde. Açar. Bu uyku getirir. Bu uyku getirir. Yani bunu içecek insanlar yola çıkmasın. Şimdi mışır mışır, mışır uyuyor. Mışır mışır. Kuş gibi böyle. O zaman artık akşamları kahve içmekten korkmamak lazım. Evet, her zaman içebilirsiniz. Sodalı kahveyi gayet rahat bir şekilde içebilirsiniz. İçebilirsiniz. Yani bunu evde ananız da yapmaz, affedersiniz, hanımınız da yapmaz. Uykuyu getirmiyorsa demek ki sindirmede rahatlatan bir kahve, sodalı kahve. Rahatlatan. Tabii insan rahat ediyordu o zamanlar falan. Çünkü bunun iki insanın uykuyu getiriyorsa öyle bir... Evet. Günde iki bardak içeceksiniz en fazla. Çünkü kahve az içilir. Bilhassa yemeklerden sonra içilir. Şimdi bu kahvemizde daha lezzetli olur. Fakat kaynatacağız bu kahvemizi. Çok bizim çocukluğumuzda genelde zaten bu kahve kültürü vardı. Çay kültürü nadir olurdu. Geldim ağırlıklı evet. Çay kahve olurdu. Hatta çocuklara falan içilmezdi. Derdik ya dudağınız kara olur. Zaten böyle bir tabir de kullanılır. Yani çocuklar içmez dudağı kara olur diyor. Evet. Genelde kahve ikramı çaydan içiyor. Gerede'nin tanıtım filmlerinde mesela yöresel lezzetler tanıtılırken hiç mesela kahve kültürüne yer verilmiyor. Mesela sodalı kahveyi en azından bundan sonraki tanıtım filmlerinde ön plana çıkarmak lazım. Evet. Ben isterlerse yapıveririm tekrar. Benim yapacağım kahve yalnız bu sefer bir misafir gelirse tam bir saat sürer. Bana haber verecekler. Bir saat evvel yapacağım ben bu kahveyi. Evet.
Şimdi tanıtım için kısa kestik. O yüzden çok bir lezzet yok ama siz beğendiniz. Bakın tam çok yumuşamış. Evet evet. Kahvenin acılığı kalmamış. İlk defa benim damaklarım. Şeker de olmaması rağmen. İyi beğendiyseniz. Gayet güzel. Ellerinize sağlık. Maden suyunda hiç şey yok. Lezzet yine karışmamış. Evet. Peki arkadaşlar, sodalı kahve tarifimizi İsmail Bey'den dinledik. Bizzat kendi elleriyle bizlere tattırdı. Ben ve misafirimiz Hacı abi gayet memnun kaldık. Bundan sonra diyoruz ki Gerede'mizin meşhur yöresel lezzetleri arasında sodalı kahvemiz de var. Bundan sonra herkesi Gerede'mize davet ediyoruz. Evet. İsmail Bey bizzat kendi elleriyle yapabilir. Yaparım. Her şey için teşekkür ederim. Obama falan gelirse, evet. Başbakan falan beni çağırın, ben bir kahve yapayım. Adamlar bir kahve etsin, başbakanlar, biraz yabancılar falan, başbakanımız bir kahve görsün. Başbakanı da geçirmek lazım. Tabii. Ne yaparsa günde böyle, başbakanı içecek mi? Hiç olmazsa genelde günde motoru sorarsak. Evet. 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 Peki, teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Süremiz bitti çünkü yayın süremiz. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki tariflerde buluşmak üzere. Bir dahaki tarifimiz patlıcanlı hoşaf. Patlıcanlı hoşaf. Tabii. Evet, İsmail Bey'den yeni tarifimizi aldık. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi günler.